birçok sağlık kuruluşuna götürdüm ama 6 yaşına kadar tanı alamadı. Bıcağımı bilmez bir durumdaydım. O arada aklıma geldi ve sosyal medyayı açtım. Tohum Otizm'le iletişim kurdum. Rehberlik birimi bana randevu verdi. Oğlumla birlikte buraya geldi. Geldiğimizde Çınar konuşmuyordu. Altında bez vardı. Bezle geldik buraya ilk geldiğimizde. Katı hiçbir şey yemiyordu. Adına tepki vermiyordu. Ve çok ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Davranış problemleri. Eğitime başladıktan 2 hafta sonra Çınar tuvalet alışkanlığı kazandı. 1 ay sonra cümle kurmaya, yüzüme daha uzun süre bakmaya başladı. 1 yılın sonunda Çınar katı şeyleri yiyordu, benimle iletişim kuruyordu, bana beni sevdiğini söylüyordu. Çok mutluluk verici bir zaman süreçti benim için. Eğitimlerimiz devam etti. 4. yılımızdayız. Çok güzel bir yol kat ettik. Eğitimcilerimizin tüm desteği yanımızda, istediğimiz her an onlara ulaşabildik. Bizim çocuklarımız için zaman çok önemli. Özellikle belli bir yaşa gelene kadar bazı eğitimleri almış olmamız gerek. Tohum Otizm Vakfı'na gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu süreci en verimli şekilde geçirebilecekleri okul burası. Şu an ileriye dönük çok fazla umudum var oğlumdaki gelişmelerden dolayı. Umarım her çocuk Çınar kadar şanslı olur ve bir şekilde yolları Tohum Otizm Vakfı ile kesişir.